göründü, gitti. Bu dünya bir penceredir. Her gelen bakar, geçermiş. Dünyanın en eski gerçeği. Herkes bilir, her gün tanık olur. Yakınından geçince bu biliş, sanırım biraz daha netleşerek idrak seviyesine ulaşıyor. Erenler bize, vücut bir kafes, ruh ise o kafeste mahpustur diyor. Buradan da anlıyoruz ki dünya doymaya yetecek bir yer değil. Asıllarına kulluk ile talip olacağımız tadımlık bir yer. Ah ki görünüp gideceğimiz, tadına bakıp sahicisine talip olacağımız yerde genellikle tutku haline getiriyoruz. Tutunamayacağımız, geçici, bir görünüp tekrar çekileceğimiz gölge mesabesinde olan bir dünya için nice canlar yakarız. Tutkularımız tarafından tutuklanırız. Sonsuzluk kervanının bir yolcusuyken bir an görünüp gözden uzaklaşan şeylere gönül dağılırız. Sonsuz şükürler olsun ki dünyaya gönül bağlamayan bir iç üzerinden Hak bana esmalarını talim ettirdi. Geçtiğimiz günlerde Hakk'a vuslat eden eşimi Rabbimin bana en yakın zuhuru olarak kabul edip mümkün olduğunca hep ona güzel muamele ettim. Eşim olan bu muamelemden her zaman Hak razı olsun anlayışımı taşıdım. Eşimin aynasında kendimi seyretmenin neşesini yaşadım. Kendime o aynada çekidüzen verdim. Eksiklerimi tamamlamaya çalıştım, yanlışlarımı düzeltmeye çabaladım. Doğrularımı pekiştirme gayretini gösterdim. Gülüşüyle dünyam güldü, bakışıyla aydınlandım. İkramıyla doydum, şükrettim. Bekleyişleri, tebessümle kapı açışları, hayırla uğurlayıp arkamdan kapı örtüşleri ruhumun en güzel gıdası oldu. Benim yarın gelişinden bellidir cümlesini her zaman taze tuttu ve en sıcak şekilde yaşattı. Bana anahtarla kapı açtırtmadı. Her gelişimde kapısını açık buldu. Elinin, gönlünün açık oluşu gibi, muhabbete açık oluşu gibi. Nereye gitsen onunla gittim. İş veya başka vesilelerle onu götüremediğim yerlere daha sonra muhakkak götürdüm. Gördüğüm her yeri bir daha onunla gördüm. Tattığım her lezzeti bir daha onunla tattım. Benim sevdiğim her şeyi sevdi. Bu bana onu bir kez daha sevdirdi. Öptüğüm eli öptü. Tuttuğum yolu tuttu. Gittiğim yere gitti. Bu benim onun gönlüne olan yolculuğumu daha da derinleştirdi. Anlamımı gözlerinde buldum eşimin. Onun gözleriyle, bakışıyla her gün yeniden doğdum, tekrar yoruldum. Konuşmazdı pek. Sürekli sen konuş, ben dinleyeyim derdi. Ben aslında biraz da onun yerine konuştum. Onun sözlerini ödünç aldım. Çok söz söylemişim. Kelimelerimin fazla oluşunun, coşup taşmasının arkasında onun bana emanet ettiği kelimeler yatıyordu. Cümlelerim onun yüreği ile mayalanıyordu. Beni ne zaman yazacaksın demişti de bir defasında. Ben de hep seni yazıyorum pehlivanım diye cevap vermiştim. Nasıl da aydınlanmıştı. Nasıl da mutlanmıştı. Bir kez daha söylüyorum işte. Burada ruhaniyetine seslenerek. Kelimelerimi alıp gitme. Ben hep seni yazayım. Dilimi belteye koyma. Ben seni daha coşkun söyleyeyim. Bakışın esirgeme. Ben daha billur göreyim. Dostların dost olacak yine, sevdiklerin sevdiklerim. Güzel dostlar, kırık dökük gönül niyazıma amin demenizi rica ederim. Ey güzel Allah'ım, ben ondan razıyım. Sen de ondan güzelliğin adedince razı ol. Güzelliğini artır, merhametinle muamele et. Onu bana getiren anne babasından razı ol. Ehli beytini severdi. Eşimi de onların sevgisine mazhar kıl. Erenlere yoldaş et. Didar göster, cemal göster.
dostlarının, salihlerin, erenlerin, uluların katarından ayırma. Nimete uğrayanlardan hayırlar zümresine eyle. Beden kapristanından uçup özgürlüğüne kavuşan eşimin ruhaniyetine selam olsun. Sen ona esenlik lütfet selamında. Hakikatinle bayram ettir ey merhametlilerin en merhametlisi Rabbim. Fahri Kainat Efendimizin bir bağlısı olarak göçen eşime, gönüllere Safa Muhammed Mustafa Efendimiz'den safalar lütfet. Onun iman halkasında misafir et. 23 sene bana verdiği safanın sonsuz boyutunu gerçek dünyada ona buldur Allah'ım. Amin.